Manşet'e hoş geldiniz. Bugün günün ikinci manşetiyle karşınızdayız. Çünkü gerçekten siyasette baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Siyasette hareketli gelişmeler olunca da bu elbette bizim gibi gazetecilerin bir anlamda ekmeğine yağ sürüyor. Bizim gibi gazetecileri heyecanlandıran gelişmelerdir bunlar. Bize bunlarla gelin. Ne çare seçimlere 40 gün kala 45 gün kala gerçekten hareketli bir seçim kampanyası beklerken birbirinden hareketli birbirinden işte kampanya esnasında gerek karşılıklı partilerin liderlerin birbirleri hakkındaki iddiaları ortaya çıkacak şeyler falan konusunda umut duydun biraz yani biraz da daha böyle hareketli olabilir filan olmadı ve son derece sakin bir dönem geçti. Bunda elbette seçim ilan edildiğinde işte Ramazana denk gelmesi falan böyle bir tarafı da var ama Ramazan biteli de çok oldu. Fakat enteresan bir şey son hafta hareket geldi. Bunda elbette e, iktidarın büyük bir payı var. Yani iktidarın attığı taşlar e, kendine döndü ve bir anlamda maksadının aksiyle tokat yedi. Eskiler öyle derler. Bir anlamda neyi planlamışsa ee, ve yani rakibinin başına A örmeye çalışırken kendi başına dolandı. Böyle de böyle de bir tarafı var. Ee, bu gerek Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanması hikayesinde böyle, gerekse işte şu en son Muharrem İnce kaset olayında böyle. Düşünebiliyor musunuz? Yani Esasen siyaset renkliydi eskiden. Yani eskiden kampanyalar son derece renkliydi, partilerin müzikleri olurdu, vaatleri olurdu, hemen her gün birbirlerine, yap birbirleriyle atışmaları, girdikleri polemikler falan haber olurdu ve Seçimi kazanan bunu kutlardı, seçimi kaybeden de hüzün içinde evine dönerdi filan. Yani kimse kim birbirine de girmezdi seçim meydanlarında yani. Seçim güvenliği, sandık güvenliği gibi şeyler yoktu. Ve renkliydi siyaset, politika üretilebiliyordu. Şimdi tabii elbette tek adam rejimi ülkenin üzerine çökünce siyasetin tüm renklerini soldurdu. Yani bir anlamda yadırgıyorum, daha renkli geçebilirdi bu kampanya ama öbür tarafıyla da bu rejimin... Sonucu esersen e, ve ondan dolayı da artık o konuşulmaya başlandı son yıllarda. Türkiye'nin muhalefet sorunu. Böyle bir şey konuşulmaya başlandı. Şimdi e, son araştırmalar ve son genel hava gösteriyor ki Kılıçdaroğlu elini güçlendirdi, güçleniyor. 40'a 40, 40-42 puan arasında her iki aday belli bir denge içerisinde yürürken Erdoğan bir türlü yükselemediği gibi Kılıçdaroğlu, arayı aştı. Öyle görülüyor. Anketler aynı şeyi söylüyor. Genel eğilim temayülde o yönde. Bunda tabii elbette muhalefetin e, vakur duruşunun da tesiri oldu. Sakin duruşunun da tesiri oldu. Elbette lider olarak Kılıçdaroğlu. Hiç kimseden e, beklenmeyen bir olgunlukla, bir bilgelikle işi götürüyor. Yani gerçekten bu dönem ayrı bir parladı. E, elbette geriye doğru pek çok siyasi artı eksi Konulardan bahsedilebilir ama bugünün konusu bu değil. Fakat özellikle Kılıçdaroğlu'nun şu son 2-3 haftadır hatta Mart başından bu tarafa tutumu gerçekten e, övgüye değer. 3 Mart Akşener'in masadan kalkma krizi, bunu yönetme biçimi, ardından işte her iki Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte bir kampanya yürütmesi, iktidarın bütün salgılarına karşı olabildiğince sakin ve sağduyulu cevap vermesi, işte en son Muharrem İnce e, adaylıktan çekildi. Birkaç saat geçmeden Kemal Kılıçdaroğlu Halil İbrahim sofrasına davet etti. Yani kimse kimseye yapmaz bunu. Muharrem İnce'nin onca yaptıklarından sonra. Ama enteresan bir dinginlik çökmüş durumda Kemal Kılıçdaroğlu'na. Belki bu dönemde böyle bir şeye ihtiyaç var. E, İnce olayı evet şimdi İnce'nin e, yarın CHP mitingine katılacağı veya Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği veya CHP'ye katılacağı gibi iddialar da var çekildikten sonra. Açıkçası ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü ayrılırken de çok tepkiliydi. Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar dedi. Yani seçimi kaybettiklerinde diyor hala kaybetmelerini istiyor esasen Muharrem İnce. Böyle bir tarafı var. Ben özel hayatımda da mesleki yaşamımda da kendine çalışan insanlardan hep uzak durmuşumdur. Muharrem İnce tipik bir kendine çalışan adamdır. Sinan Oğan da öyledir. Geçmişte Deniz Baykal da öyleydi. Mesela Erdal İnönü kendine çalışan bir lider değildi. Ama o lider karşısında Deniz Baykal 3 kere SHP'de olan olan üstü kurultay talep etti. 3'ünde de yenildi. Sonra gitti küllenmiş CHP'yi parti yani 12 Eylül'de kapatılan partilere hakları iade edilince gitti CHP'yi kurdu. Sırf benim bir partim olsun diye, başına geçeyim diye. CHP'yi yeniden diriltti, kurdu, başına genel başkan olarak geçti. Sırf kendi için. Başka hiçbir şey değil yani. Öyledir fakat İnce'nin e, para almasına tehdit edilmesine ne bileyim kendine kaset şantajı yapılmasına falan ihtiyacı yoktu böyle bir şeye gerek yoktu çünkü e, İnce 2018'de girdiği travmayı atlatamadı. Düzelmedi, düzelemedi bir türlü. Ve e, ondaki bu potansiyeli görenler, o bu hırsı, bu e, travmatik etkiyi görenler önünü açtılar sadece. işte parti kurdu, parti seçimlere girmeye hak kazandı, Cumhurbaşkanı aday oldu, şu oldu, bu oldu. Birileri de gitti imza verdi filan yani anlatabiliyor muyum? Fakat e, kendine çalışan adamlardan uzak durun derken şunu da karşılaştırıyorum. İn, i̇nce havlu atmış, pes etmiş değil. İnce bir manevra yaptı. Baktı ki partisini tutamıyor, her gün istifa var. Baktı ki Sinan Oğan'a bile geçilmiş. Bir önceki yayında Konda anketini getirmiştim. getirmiştim. Orada görülüyor. Sinan, Sinan Oğan'a bile geçiliyor. Bırak ikinci tura kalmayı. Baktı ki Kılıçdaroğlu ona rağmen ilk turda göğüsleyebilecek durumda. Ve seçimi de ikinci tura bırakmıyor. Muharrem İnce'nin bir numaralı fonksiyonu buydu. Hepten etkisiz eleman olmamak için olmayan bir kaset hikayesinden mağduriyet devşirdi ve kenara çekildi. Emin olun yarın öbür gün gene kafayı kaldırmaya çalışacak. Ee, böyle bakın. Ee, olay budur. Özetle. Yani olmayan bir kaset hikayesinden mağduriyet devşirildi ya. Şimdi Ali, Ali Yeşil da Cevheri Güven'in YouTube kanalında videolarıyla patladı. Milyonlarca seyrediliyor. 7 ayrı video yayımlandı. Ve o videonun üçüncüsü, dördüncüsü çıktıktan sonra böyle Ali Yeşildağ diye bir hesap peyda oldu Twitter'da. 385 bin, 400 bine yakında takipçisi var. Benim o kadar takipçim yok. 2009'dan beri Twitter'dayım. Neyse geçelim. Sonra bu önce sureti haktan göründü. Yani dikkat çekmedi tabii. Ali Yeşildağ'ın videoları, o videolarda söylediği sözleri falan önün arkasına bir şeyler ekleyerek verdi. Bir şey oluşturdu. Böyledir yani bu trollük böyle bir şeydir. Bir, bir Böyle bir güven oluşturdu. Ali Yeşildağ olduğuna inandırdı. Herkese takipçisine paylaşımlara falan bakıyor. İster istemez bir güven oluşuyor. Sonra pat İnce'nin kaseci var dedi. Hem gerek Ali Yeşildağ'ın kendisi benim sosyal medyada hesabım yoktur dedi. Hem de Cevheri Güven videoları yayınlayan kanalın sahibi. Yok böyle bir şey bu hesap dedi sahte fake Ali Yeşildağ değil operasyon hesabı. Ama dinletemedi ve bu şeyden olay yürüdü ve ortaya da çıka çıka düzmece bir iki fotoğraf fotomontaj fotoğraf falan çıktı. Ama bu Muharrem İnce üzerinden bir olayın çevrilmesine ve Muharrem İnce'nin İnce de bundan bir e, ne derler e, mağduriyet devşirmesine yetti. Yani maalesef olay bundan ibaret. Ankara Cumhuriyet Savcılığı hemen şey başlatmış, soruşturma başlatmış. Ali Yeşildağ'ın iddiaları orada duruyor. Onun hakkında bir şey yaptınız mı? Ben de soruyorum. Evet buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Barış Manço'nun meşhur şarkısını alıntılayarak YouTube'tan benim çağrım hala, halen geçerli. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz demiş. Ama e, şarkıda şarkının sonu şöyle bitiyor Halil İbrahim sofrası Barış Manço'nun. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Ben işin bu tarafına daha çok <laughs> dikkat ediyorum. Neyse Cumhurbaşkanı üzülmüş doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi üzülmesin ve bütün AKP'liler üzüldü yıkıldı yani çünkü Muharrem İnce bölüyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını ee, nereden bakarsanız bakın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan, Sinan Oğan %65-70 Kılıçdaroğlu'nun tabanından oy oluyor yani Muharrem İnce'ye oy vermezseniz kime oy verirsiniz diye sormuş konuda %72 Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış. Sinan oy vermezseniz kime oy verirsiniz diye sormuş. Konda aynı konda. Bu son araştırmasında yüzde 65 e, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış. Yani dolayısıyla Muharrem İnce ve Sinan olmaması veya adaletten çekilmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansını artıran bir faktör. Üzülecek tabii. Boş bulunmuş böyle söylemiş. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu kaset kumpası hikayesinin arkasında e, Rus ya devletinin olduğunu söylüyor ve sevgili Rus dostlarımız diyerek akşam saatlerinde bir tweet attı. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. Çok sert bir tweet. Yumuşak yani kavli leyinle, yumuşak sözlü gibi görünüp çok sert mesajlar içeren bir tweet ve Kılıçdaroğlu'nun bu kaset maset olayında o işaret edilen şeylerle komplolarla neyse falan veya işaret edilen adreslerle konunun alakası olmadığını bildiğini gösteriyor. Bu da önemli ama ne ince ne de onun işte daha önce beraber hareket ettiği Sinan Oğan ve tayfasının bu konuda ne dediğinin, Oda TV tayfasının, onun Halk TV'deki uzantılarının şunun bunun ne dediğinin bir önemi yok. Orada bir iş döndü yani. Orada mantıksız bir iş döndü. Bir önceki yayında ekrana getirmiştim bir kere daha getireyim. Kılıçdaroğlu'nun 44'lerden 49'lara fırlarken Erdoğan'ın 43-44'lerde kalması düşündürücüdür. Yine Muharrem İnce'nin nisan başında 10'ken desteğinin %10'ken %2'ye düşmesi ve 4.8'e çıkmış Sinan Oğan'ın desteği. Sinan Oğan'ın yarısından daha az oy alıyor. Bunları da gördü tabi. Yine Cumhur İttifakı-Millet İttifakı dengesi kararsız oylar dağıtıldığında KONDA anketine göre Cumhur İttifakı 44, Millet İttifakı 39.9 gözüküyor. Fakat şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı kaybederse Cumhurbaşkanlığını dağılır. Yani AKP parti MHP birlikte olmaz. Dolayısıyla AKP ayrı bir parti, MHP ayrı bir parti olarak devam eder. Ve seçimden sonra HDP gibi ya da Yeşil Sol Parti gibi MHP'de bir kilit parti olur dedi dersiniz. O arada Sinan Oğan demişken Sinan Oğan'ın danışmanlığını yapan bir süre Alperen İnce paylaşmış. Yollarımızı ayırdık niye ayırdık anlatayım diyor. Twitter'da uzun bir seri yapmış ama en önemli tweet'i bu. Bir özel sohbette Sinan Oğan danışmanı Alper Eninci'ye diyor ki ikinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. Bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz olabilir. Hep söylüyorum ya yani başta da söyledim. Kendine çalışan insandan uzak durun. Sinan Oğan da tıpkı Muharrem İnce gibi kendine çalışan bir adamdır. Gençler bir heyecana kapılmış arkasına düşmüş olabilir. Önün arkasına bakacak yani. Yarın öbür gün pişman olurlar ama verilen oy geri gelmiyor ki. Yani onun telafisi yok. Mehmet Şimşek'i Batman'da sahneye çıkaramayınca e, Tayyip Erdoğan işte Bülent Çelik'e böyle malzeme olmuş. Bunlar da nasıl bir yükseklerde dolaşıyorlarsa ha bire Şimşek çarpmasına maruz kalıyorlar diyor. Evet Mehmet Şimşek Batman'a gitti esasen ama otobüse çıkmadı. Erdoğan'ın yanında sahneye çıkmadı ya da otobüs vardı. Erdoğan için sahne kuruluyor. Gerçi artık Erdoğan otobüse çıkmıyor. Ayrı bir konu. Burada enteresan Abdülkadir Aksu hala yaşıyormuş yahu yerin dibine batsın ne diyeyim yani. Bin yıldır politikacı yani biz geldik gidiyoruz adam hala orada. Bu önemli sandık ve seçim güvenliği, güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi GAMER yani ismini herkes gibi ben de yeni duydum ve birkaç haftadır gündemde yüksek seçim kurulu veri paylaşmayı reddetti ama Süleyman Soylu bununla iş tutacak. Bununla sahada olacak kolluk gücüyle Muharrem İnce'nin çekilmesi, Sinan Oğan'ın yalpalaması filan durumu değiştirmiyor. Gene hala seçim ve sandık güvenliği önemini koruyor. Bak ne diyor adam yani? Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek biz de sizin üzerinizde tepineceğiz diyor artık saklamıyorlar. Açık yürüyorlar. Yani daha önce darbe dedi. Şimdi sizin üstünüze tepineceğiz diyor. Ve yine e, Erdoğan'ın PKK'lı işte şey HDP belediyelerini Erdoğan'ın talimatıyla HDP belediyelerine kayım atadığını bir kere daha söyledi. Ben istediğim bir göz Erdoğan bana verdi iki göz. Hukuk bu şu bu falan hak getire. Aynısını yapacaklar gene. İktidarda kalırlarsa. Önümüzdeki seçimlerde de aynısını yapacaklar. Yani önümüzdeki belediye seçiminde Erdoğan iktidardaysa Soylu'yla beraber Yeşil Sol'un HDP'nin belediye seçimlerine girip kazanmasının bir manası kalmayacak. Gene bir ay iki ay sonra kayım atanacak. Böyle giderse. Oğuz Kansalıcı alternatif bir veri akışımız yok. Anadolu Ajansı bir veri paylaştı. Eğer bizimle örtüşmüyorsa biz bunu açıklarız falan demiş. Oğuz Kansalıcı'ya hiç güvenmiyorum. Geçen seçimde aynı şekilde e, Onursal Adıgüzel'le beraber bu işlerin başındaydı. Şimdi de öyle. Ama CHP'de güvendiğim bu konuda bir kişi varsa veya laflarına, hal ve hareketlerine, tavırlarına, icraatına bakılacak. O da Canan Kaftancıoğlu'dur. Vatandaşın aklına gelen gelmeyen, iktidardaki kötülüğün aklına gelen gelmeyen, her türlü aksaklığın kötünün önüne geçecek bir seçim gecesi yaşayacağız. İnterneti kapatabilirler. Vatandaş bizi duyamayabilir filan falan. En güvenilir sonucu biz açıklayacağız. Ne tür aksaklıklar olabilir? Hepsinin önüne geçeceğiz, engelleyeceğiz, yapamayacağız demiş. İstanbul'u model olarak aldık diyor. BBC Türkçe'de Mahmut Hamsici'nin soruların cevaplarken videosunda var. Videosu da var. BBC Türkçe'de takip edebilirsiniz YouTube'da. Ee, açıkçası Canan Kaftancıoğlu'ndan başkasının açıklamalarına itimat edemiyorum CHP'de. Numan Kurtulmuş da seçim sonuçlarını herkes istese de istemese de demokratik bir olgunlukla uymak zorunda kalacak diyor. Hadi inşallah diyelim. Başta sen uy da. Mümtazer Türkönen'in yazısından iki grafik getireceğim. Son derece önemsiyorum. Hırsızlık suçu millete karşı işlendiği zaman sadece hırsızlık olarak kalmaz. Bağımsızlığımız tehlikeye girer. Milli varlıklarınız haraç mezat ucuza gider. İç dış güvenliğiniz hırsız sofralarında hırsızların mezesi olur. Ekonominiz e, zıvanadan çıkar filan ve sonra da ekonominin nasıl bozulacağı her, fiyatın, her malın fiyatının nasıl yükseleceğini anlatmış bunları yaşıyor Türkiye İfade özgürlüğü basın özgürlüğü artık aleni hale gelen hırsızlığı görünmez kılmak için yok edilir bunun için temizlediler Türkiye'den bizleri akademisyenleri onu bunu bütün entelektüel tayfayı bilin bunu sonra işte gençler kaçıyor Türkiye'den 21, 21 bin genç trenle bedava ücretsiz Avrupa turu için başvurmuş efendim sadece 1467'si seçilecek Bildiğim ve emin olduğum bir şey var diyor Müjdar. Kılıçdaroğlu seçildikten bir süre sonra Erdoğan'ın seçilmediğine en çok sevinen taraf Erdoğan'ın seçmen kitlesi olacak diyor. E hadi bakalım diyelim. Ve bugünkü manşeti de böylelikle noktalayalım. Evet herkes çok heyecanlandı. 21 yıllık parantez kapanıyor mu? Muharrem İnce çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu oylarını artırdı. Bütün anketler Kılıçdaroğlu'nun ilk turda bitirebileceğini gösteriyor filan diye. Evet bir heyecanlanma oldu, bir sürur geldi, yüzler gülmeye başladı ama tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Sandık seçim güvenliği Önemli, 14 Mayıs 15 Mayıs'a bağlayan gece Türkiye'nin en uzun gecesi olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.